Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde liste, bilanço, gelir tablosu gibi şeylerin nasıl birleştireceğimizi göstereceğim. Bu aşamada arkadaşlar şimdi iki tane şirketin bilançosu var. İşte kasası, bankaları, verilen çekler. Birinci şirketin listesi bu. Yani bilançosu bu. İkinci şirketin bilançosu da bu iki nolu sayfada. Ben şimdi bunları yan yana şurada konsolide edeceğim ya da bu listeyi birleştireceğim bu sayfada. Şimdi burada sol birinci sütunda kalem isimleri, ikinci sütunda da tutarları var. Aynı şekilde diğer listemizde de öyle. İkinci şirketin verileri de burada, tutarları burada. Sonuç sayfasında bunları birleştireceğim. A1 hücresinde birleştireceğim. Şimdi veri menüsüne geliyorum. Sağ tarafta birleştir işareti var. Buraya tıklıyorum. Daha önce yaptığım için şunları önce bir sileyim. Muhtemelen karşınıza direkt şu şekilde çıkacak arkadaşlar. Şimdi burada iki listeyi nasıl birleştireceğimi soruyor. İşte birleştirince hangi işlemi yapacağım? Toplayacak mıyım, sayacak mıyım ortalamasını? Ben yine toplamda bırakıyorum. Şimdi şu alttaki işaretleri de koyun mutlaka. Çünkü orada başlıkları olması, soldaki başlıklar, üstteki başlıklar, ayrıca kaynağı veriye bağlantı kur dediğinde oraya link veriyor. Nerede getirdiğiniz size formülü gösteriyor. Şimdi bir şuraya tıklıyorum. Birinci listeyi seçeceğim. Buraya tıkladıktan sonra gelip birinci sayfadan başlıklar dahil listenin tamamını seçiyorum. 33 satır. Ve ekle diyorum. Sonra tekrar şu kısmı siliyorum. Bu sefer gelip ikinci sayfada başlıkla birlikte listenin tamamını seçiyorum. Bu da 26 satırlıkmış. Ekle diyorum. Tabi burada iki bilanço tam birbirine uymak zorunda değil. Bazısında işte verilen çekler hesabı doldur. Ötekinde sıfırdır veya öyle bir satır yoktur. Böyle şeyler olabilir. Hiç problem değil. Şimdi bu iki listeyi seçtikten sonra tabi isterseniz 3, 4, 5 istediğiniz kadar liste birleştirebilirsiniz. Tamam dediğim anda bakın sonuç sayfasında birleştirmiş oldum arkadaşlar. Kasa, bankalar, verilen çekler vesaire buraya getirdi arkadaşlar. Şimdi detayına bakmak istediğinizde de şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Mesela şurada ne yazıyor? Bunu nereden getirdiğini, bunu nereden getirdiğini ve toplamını yazıyor, görüyorsunuz. İşte kasayı bir sayfasının B2 hücresinden bulmuş, bunu da B2 hücresinden bulmuş vesaire. Şimdi burada tabi satır sütunları tamamen eşleşmek zorunda değil. Mesela kasa hesabı burada ikinci satırdayken ikinci listemizde 40. satırda olabilir. Bunlar hiç problem değil. Excel karşılıklı eşleştirip konsolide eder arkadaşlar. Şurada 1 ve 2'ye tıkladığınızda detayları gösterebilirsiniz arkadaşlar. Tabii günlük hayatta her şey bu kadar kolay değil. Mesela şu örneğimize bakalım arkadaşlar. Bu örneğimizde de kalem no burada, hesap adı burada, tutarı burada. İkincisinde de durum aynı. Kalem no burada, hesap adı ve tutar burada. Sonuç sayfasında sadece şu kalem numarasına bakarak birleştireceğiz. Yani bunları indeks kabul edeceğiz. Az öncekinde neydi? Hesap isimleri indekslemiştik yani. Fakat mesela en basitinden şöyle bir düşünelim. Şurada mesela birikmiş amortismanlar. Bakıyorsunuz birikmiş amortismanlar her yerde olabilir. Mesela özel tüketime, özel maliyetlerde de birikmiş amortisman olabilir. Maddi duran varlıklarda da, maddi olmayan duran varlıklarda da amortismanlar olabilir. Ama bunlar doğru yerine yerleştirilmesi için arkadaşlar kalem numarasıyla eşleştirilerek gelmesi gerekiyor. Bu numara tektir. Şimdi burada birleştirmek istediğimizde arkadaşlar yine sonuç sayfasına geliyorum. Şuraya veri menüsüne gelip birleştir diyorum. Yine daha önce listeleri oluşturduğum için arkadaşlar şuradan sileyim. Yine sizin de ekranınız bu şekilde gelecek. Ben şöyle yapıyorum. Bunların hepsini işaretliyorum. Başvuru kısmından geliyorum. Şu listenin tamamını başlıklar dahil seçiyorum. Ekle diyorum. Sonra burayı siliyorum tekrar. Gelip ikinci listeyi seçiyorum. Ekle diyorum. Tamam dediğim anda birleştirdi. Fakat dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama birleştirirken gördüğünüz gibi şu kalem numaralarını getirmedi hesap adını. Çünkü Excel tek başlık getirir. Yani indekslediğim başlık en soldakidir. Arada 40 tane de sütun olsa onları getirmez. Tabii böyle bir durumda da yapacağımız şey çok basit. Eşittir. Düşe yara dersiniz. Şu kalem numarası birinci listeden bakalım. İşte şu
Şu bölgeden bakalım. F4 ile sabitliyorum. Sütun, ikinci sütun getir 0 deyip bunu da bu kısmı da bu şekilde halledebilirsiniz arkadaşlar. Hiç problem değil. Gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde birleştirdi arkadaşlar. Getirdi, topladı. Sonuçları bana üretti. Şunu da birleştireyim de. Evet arkadaşlar. Demek ki mesela en basitinden test edin. 590 nolu hesabın toplamı 5161'miş. Bakalım 590'ın 1093 buradan 4000 küsür de buradan. Sonuç doğru görünüyor. Evet.